Şirketlerin dijitalleşmesi dendiğinde tam olarak neden söz ediliyor sizce? Şirketlerin iş süreçlerinde bilgisayarlar ve bilgisayar yazılımları kullanarak daha verimli hale gelmesi mi, işleri biraz daha hızlandırması mı? Aslına bakarsanız dijitalleşme dediğimiz şeyde çok daha karmaşık bir süreçten bahsediliyor. Evet, şirketlerin teknolojiyi kullanarak iş süreçlerini hızlandırması, daha verimli hale getirmesi bu işin bir parçası ama asıl hedeflenen şey müşterilerini daha iyi tanıyıp onları memnun edecek daha fazla seçenek sunmaları. Türkiye'de son dönemde bir trend var. Madencisinden tekstilcisine kadar herkesin çıkıp dijitalleşmeden bahsettiğini, fabrikalarındaki sensörleri, kullandıkları bilgisayarları, yazılımları göstererek bir teknoloji şirketine dönüştüklerini anlattıklarını görüyorsunuz. Halbuki dijitalleşme sürecinde bir tekstil şirketinin bir teknoloji devine dönüşmesi beklenmiyor. Böyle bir şey çok mantıklı değil. Sadece tekstil şirketinin süreçleri daha verimli hale getirip, süreçlerdeki eksik noktaları, verimsiz noktaları belirleyip, bunları düzeltip, aynı zamanda müşterisini tanıdıktan sonra da onu daha fazla memnun etmesi gerekli. Bugün burada Eczacıbaşı'nın önderliğinde gerçekleştirilen Dijitalist 2023 etkinliğinde Türkiye'nin devleri dijitalleşme sürecinde yaptıkları hataları ve doğru noktaları anlattılar. Sahne tam bir devler geçidiydi resmen. Doğan Grubu, Borusan Grubu, Fibo Grubu, Paribu'nun CEO'su ve benzeri birçok ünlü isim sahneye çıktı. Gruplarının dijitalleşme sürecinde yaşadıkları zorlukları ve dijitalleşme sürecinin onlara katkılarını anlattı. Burası gerçekten tam bir üniversite gibiydi. Buradaki etkinlikten mezun olduktan sonra dijitalleşme süreci hakkında tam olarak bir fikre sahip oluyorsunuz ve sonrasında şirketinizde bunu nasıl uygulayabileceğiniz ve neler yapmanız gerektiği hakkında gerçekten de bir öğrenimle ayrılıyorsunuz. Oldukça etkili ve güzel bir etkinlikti. Şimdi bu etkinliğin çıktılarını, genel olarak şirketlerin dijitalleşmeyi nasıl anlaması gerektiğini Murat Ergün'le konuşacağız. Murat Bey merhaba. Merhaba. Oldukça güzel bir konuşmaydı öncelikle. F1 hakkında da daha ekstra bilgiler almış olduk, insider bilgiler almış olduk. Çok sevindim. Dijitalleşmeden de zaten F1 düşünülmezse olmaz. Gerçekten dijital içeriğin, bilginin en fazla kullanıldığı yer. Şimdi dijitalleşme konuşuyoruz ve ben başta da ufak bir giriş yaptım ama bugün gazetecisinden ayakkabı satıcısına kadar herkesin bir dijitalleşme konuşmaya başladığını ve bizim şirketimiz artık bir teknoloji şirketi deme ihtiyacı içerisinde olduğunu görüyoruz. Tam olarak nedir bu dijitalleşme? Yani dijitalleşen her şirkete bir teknoloji şirketi demek sizce doğru mu? Kesinlikle değil. Bence çok doğru bir yerden yaklaştınız konuya. Yani bugün teknolojinin birçok elementini alıp işte en iyi robotu aldım, işime uyguladım veya yapay zekayı kullanmaya başladım veya en ileri seviye yazılımlarım var diyen şirketler ben dönüşüyorum diyebiliyor. Halbuki buradaki gerçek dönüşüm biz müşteri ihtiyaçlarına doğru cevap verebiliyor muyuz? Onların beklentilerini doğru anlıyor muyuz? Tamamen buradan çıkan, buradan başlayan ve buradan geriye doğru gelen bir iş dönüşümü. Aslında bir strateji dönüşümünden bahsediyoruz. Teknolojiyi iyi kullanmak, teknoloji şirketi olmak anlamına gelmiyor. Bizler de Eczacıbaşı topluluğu olarak dijitale doğmadık. Ama 80 yıl varlığımızı içinde bulunduğumuz sektörlerde eğer öncü olarak sürdürebildiysek, bundan sonra da o müşteri beklentilerini doğru anlayıp belki müşteriyle temas noktalarımızı değiştirip üretimdeki maliyet avantajını yine veriyle, işte teknolojiyle avantaja çevirip daha rekabetçi olmaya çalışıyoruz. Bu bizim teknoloji şirketi olacağımız anlamına gelmiyor. Ama biz hep şunun üzerine gidiyoruz. Gerçekten tüketici ihtiyaçlarını, müşteri ihtiyaçlarını doğru çözümlerle adresleyebiliyor muyuz? Gerçek problemleri çözebiliyor muyuz? Bunu yaparsak bunun karşılığını pazarda da alıyoruz. Aslında güzel bir şey söylediniz. Dijitalleşme şirketin teknolojiyi doğru kullanması, müşteri yararına bir araç, kullanması. Kesinlikle bir amaç değil. Bence şirketlerin temel yanlışı bu. Teknolojiyi bir amaç olarak görmek, sayısız işi aynı anda yapmaya çalışmak sizi bir yerden bir yere götürmüyor. Belki götürse bile sürdürülebilir bir başarı olmuyor. Bugünkü temel unsur şu: çevik bir şekilde, hızlı bir şekilde siz değişen ihtiyaçlara hızlı adapte olabiliyor musunuz? Yeterince esnek misiniz? Ve insan kaynağınızı bu yönde hem yukarıya taşıyabiliyor musunuz hem de dışarıdan içeriye doğru insan kaynağını sokabiliyor musunuz? Bunlar çok önemli. Aslında dijitalleşmenin bir parçası evet sensörleri doğru yerlere koymak, gelen veriyi ne yapacağınızı bilmek ama yazılım da çok büyük bir altyapısını oluşturuyor işin. Ve genel olarak şirketlere baktığımızda yazılım departmanlarının dijitalleşme süreciyle beraber büyüdüğünü, geliştiğini görüyoruz. Hatta yazılımcıları o kadar fazla işe alıyorlar ki acaba biz bir yazılım şirketi mi olduk diye de düşünmeye başlıyorlar.
Burada güzel sonuçlar da vardı aslında. Şey deniyor yani, girişimleri destekleyin. Küçük girişimler var aslında bu işleri yapan. Her işi biz yapmak zorunda değiliz. İyi yapan insanlarla çalıştığımız zaman hem küçük girişimleri desteklemiş, ekonomiye yeni istihdam sağlamış oluruz. Hem de aslında farklı bir ekonomi, farklı bir süreci geliştirip ülkeye de ayrı bir ekonomik değer katmış oluruz dendi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Doğru. Bizim temel yaklaşımımız her ikisini de kapsıyor. Bir tanesi mevcut işlerimizi dönüştürmek. Bunun için tabii ki içeride en iyi insan kaynağını bulundurmamız şart. Bunun için yazılımcılarımız da var. İşte veri analisti arkadaşlarımız da var. Ama bunlar tamamen iş önceliklerini adresliyor. Diğer tarafta sizin dediğiniz konu çok önemli. Biz aynı zamanda da geleceğin tohumlarını atmaya çalışıyoruz. Bunu da iki yolla yapıyoruz. Birincisi oluşturduğumuz kurumsal girişim sermayesi fonu Momentum. Burada girişimlere yatırım yapıyoruz ve böylelikle ekosistemi besliyoruz. Bir ikincisi de ya bizim içinde bulunduğumuz sektörlerde tabii ki biz kendimizi bir adım öteye taşıyoruz ama bir hayalimiz var ve o sektörlerin dönüşeceği bir hayalden geriye gelerek acaba yeni dijital iş modelleri oluşturabilir miyiz diye düşünüyoruz. Telesağlık ve online yapı market alanında da bu anlamda iki yeni dijital girişimi hayata geçirdik. Son olarak büyük bir grupsunuz, bir sürü çalışanınız var ve yapay zeka şimdi iş süreçlerini hızlandırmak adına bir ışık veriyor. Yani tam olarak iş sürecinin içerisine dahil olabilir durumda değil ama çok gelecek potansiyel vadeden işler de yaptığı bir gerçek şu anda. Ne düşünüyorsunuz yapay zeka konusunda? Gerçekten çalışanlara bir rakip mi olacak? Yoksa çalışanlara yardımcı olan, iş süreçlerini hızlandıran, markalara değer katan bir hale mi gelecek? Sondan başlayarak geleyim. MIT'nin araştırmalarına göre özellikle bu yeni ortaya çıkan Generative AI ile birlikte çalışanların üretkenliği %50 oranında artacak. Bu çok ciddi bir üretkenlik artışı. Bence hiçbir zaman için bir insanın yerini tutamaz. Çünkü bizim duygularımız var, hislerimiz var ve her zaman için tecrübelerimizle o işin bir adım ötesine gidebiliyoruz. Yani işte getir örneğini vereyim. Nazım Salur, sevgili Nazım Salur şunu derdi. Yani ben veriye bakacak olsaydım 10 dakikada eve teslimat fikrini asla bulamazdım. Oraya bir insan hayali şarttı. Biz de işlerimizde benzer şekilde bakıyoruz. Hızlı denemeler yapıyoruz. Bu teknolojileri sektörümüzde öncü olarak deneyip işine değer katmaya çalışan bir pozisyondayız. Ama bu bir keşif yolculuğu. Gidecek yolumuz var ve burada yapay zeka bize üretkenlik artışı anlamında çok destek olacak. Murat Ergün'e verdiği değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik hazırlamışlar. Çok keyif aldık. Umarım sizler de bu video sonunda şirketlerin dijitalleşmesi dendiğinde tam olarak ne kastediliyor, nasıl bir süreç işletiliyor, şirketlerin ne yapması gerekli, az çok bilgi sahibi olabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.